komutanım. En fazla yarım saat önce buradan ayrılmışlar. Herkes çok dikkatli olsun beyler. Gözünüzü dört açın. Lan nimet bu be. Nimet, hayvan herifler. Lan olmayanlar var be. Yanlar var be. Tövbe estağfurullah ya. Komutanım. Komutanım bunu görmeniz lazım. Bayram. Yok yok ya. Çiğdem değil de ya. Lan Allah belanızı versin lan! Lan Allah belanızı versin lan! Allah belanızı versin be! Allah belanızı versin be! Yeter be, yeter be! Kusura bakma. Sinirleri boşaldı bile. Dadaş kusura bakacak bir şey yok. Hepimiz aynı durumdayız. Hadi. Allah şükürler olsun. Şükürler olsun. Neredesin be Çiğdem? Neredesin be kızım sen ya? Neredesin? Şunu. Nazlı yavrum, bunlar eşkıya, uzak dur. Hepsi de belasını bulmuş. Yapanın elleri dert görmesin. Nene bu yaşıyor. Dokunma, bırak. Bırak, ne halleri varsa görsün. Nene bu asker. Dokunma. Sakın dokunma. Vallahi bu Türk askeri nene. İyileşecek mi nene? Yarası çok kötü. Bana uçağın yanından temiz bez getir hadi. Bulutlar iyi gelsin inşallah. Ozan. Ozan. Geliyorlar. Birine haber verelim mi nene? Buralarda hep eşkıya yaşıyor yavrum. Onların elinden zor kaçmış belli ki. Burada olduğunu duyarlarsa bir fenalık yaparlar. Sen kimseye bir şey söyleme, oldu mu? Melik'le Elsa geldi Lazan. Ne diyorsun sen? Buraya mı geldi? Evet. Senin haberin var mıydı bundan? Hayır. Ayva. Ayva. Lazar. Bak Lazar, burnuma pis kokular geliyor, haberin olsun. Bunlar bizi ıskartaya çıkaracaklarsa paramı almadan bir yere gitmem, haberin olsun. Ay senin paranı. Napolyon'u geçtim be. Napolyon? O nedir ya? Kalk hadi kalk. Napolyon nedir? Elsa, Melik, keşke geleceğinizi daha önceden haber verseydiniz. Ne fark edecekti Lazar? Bizim için özel bir karşılama mı yapacaktın? Belki havai fişekler ya da bir parti falan, ha? Burası yeterince güvenli mi? Buralarda yeterince güvenli yer yoktur. Ama ferah her şeyi çözer. Şimdilik burada olduğumuzu bilen yok. Önlem aldık. Çevrede nöbetçiler var. Güvenlikte tamamsa o zaman artık biz de buradayız. İşin başına kaçıyoruz. Neler oluyor anlat. Siz parayı getirdiniz mi? Ha? Bize bir sürü borcunuz var. Velid. Albayın adamları çevrede. Yaralı olduğunu bildiğimiz kayıp bir askerleri var. Onu arıyorlar. Bu çok güzel bir haber. Önce biz bulalım Hasan. Harekat merkezinde mi acaba? Komutanım. Müstevinim, bir şey mi oldu? Komutanım. Çiğdem teğmenimle ilgili bir gelişme var mı? Ben karargahtayım komutanım. Müstevinim. Bu geceki nöbetçi pilot sen değilsin diye biliyorum ben. Değilim komutanım. Ha. Ama keşke ben de daha da olsaydım. Şu an bir şey yapamıyor olmaktan dolayı çok mutsuzum. Albay odasında mı? Hemen arayalım komutanım. Dur arama. Gider bakarız. Kopuzun nerede olduğu belli. Kahve ona gidiyordur. Rahat. Oturun. Bana bir kahve getir. Sedat, o gün bugün değil. Ben verdiğim emri biliyorum. Ben bu geceyi kahvesiz atlatamam. Hadi bir kahve kapta gel. Emredersiniz komutanım. Yok değil mi bir haber? Yok komutanım. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Kılıç Timi sabahtan beri bölgeyi alt üst etti. Her taşın altına baktılar. İstihbarat kaynaklarından da bir şey çıkmadı. Çocuklar bize emanet konusu. Çocuklar bize emanet. Özellikle de teğmen Ülgen. Şehit babasının bize emaneti. Çok ağır bir durum. O gencecik, pırıl pırıl çocuklar gözlerini kırpmadan ölüme doğru yürüyorlar. Bunun sorumluluğu çok ağır Kufuz. Çok ağır. Havalar. Bir köyden haber almak istiyorsan haber merkezine gideceksin köyün. Haber merkezi derken? Havalar köy kahvesi. Köyün girdisi çıktısı, ıvırı zıvırı dedikodusu köy kahvesinden öğrenilir. Köyde pek nüfusu yok gibi komutanım. Öyle görünüyor Selçuk. Aha. Öyle görünüyor. Bayram sen bizle gel. Diğerleri çevremini tatsın. Anlaşıldı komutanım. Selamünaleyküm beyler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır komutan? Kayıp bir askerle ilgili ya da teröristlerin eline geçmiş bir askerle ilgili bir bilginiz var mı? Bir şey duydunuz mu? Biz bir şey görmedik. Duymadık. Yok, görmedik. Bilmiyoruz. Kulağımıza gelen bir şey yok komutan. Hadi ya. Babalar korkuyor bunlar. Bakın korkmanıza gerek yok. Bir şey gördüyseniz, duyduysanız söyleyin. Bak komutan, kimse bir şey bilmiyor. Sizi burada görürlerse başımız belaya girebilir. Kimmiş onlar ya? Kimmiş Türk askerini burada istemiyormuş? Yörük sakin. Olamıyorum baba, sakin olamıyorum. Ya Erenler, terörist bunlara posta koyuyor. Bunlar da bizi buradan yollamaya çalışıyorlar. Neden öyle diyorsun komutan? Siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. Adamlar cellat gibi tepemizdeler. Neden biliyor musun? Çünkü sağlam durmuyorsunuz. Sağlam duracaksınız, sağlam. Adam olacaksınız. Siz yüz vermeseniz bunlar tepenize çıkmaz. Hem ne zaman Türk askerini çağırdığınızda sizin yardımınıza gelmedik. Yörük. Dışarı. Siz anca taş döşersiniz böyle işte. Arkadaş biraz fazla yükseldi. Ama söylediklerinde de haklı. Düşünün bence. Ya Erenler kusura bakma da. Neyse. Sorun değil Yörük. De. Bu heriflerden bize bir alt çıkmasın. Birine haber verelim mi nene? Oralarda hep eşkıya yaşıyor yavrum. Burada olduğunu duyarlarsa bir fenalık yaparlar. Sen kimseye bir şey söyleme oldu mu? Sen kimseye bir şey söyleme oldu mu? Şşt, şşt. Asker abi. Komutanım. Bizi mi çağırdın? Hı hı. Siz asker ablayı mı arıyorsunuz? Evet. Biliyor musun yerini? Evet biliyorum. Nerede? Şu tarafta. Kılıç. Gidiyoruz. Ve selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ya ağalar, bu asker de son zamanlarda amma dolanmaya başladı buralarda değil, he? Ya ağzımız kurudu, öyle bir çay verin ya, he? Bir ısmarlayın ya. Bir çay ver. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.